Tekrar stüdyodayız. Keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Bey, vakıf, çocuk ve aile unsurlarıyla ilgili ne gibi çalışmalar yürütüyor? Tabii şimdi uzun zamandır vakıftan kopuğum. İşte başka işte profesyonel yaşamımız oldukça yoğun devam ediyor. Ama görebildiğim kadarıyla uzaktan takip ediyorum. Bir takım yine medya yönelik farkındalık yaratan çalışmalar yapıyorlar. Mesela bizim zamanımızda çok değerli bir çalışma yapılmıştı. Bir Avrupa Birliği projesiydi. Kıbrıs'ın kuzeyinde insan haklarının haritalandırılması projesi. Ben de o projenin nasıl kadar koordinatörlüğünü yürütmüştüm 1,5 yıl kadar. Burada amaç şuydu. Şimdi tabii biz uluslararası sistemden kopuğuz. Tanınmıyoruz. Tanınmadığımız için de uluslararası denetim mekanizmalarından dışındayız. Ve bir üç sütunda toplamıştık o projenin ana fikrini. İşte önce mevcut durum analizi, yasal mevzuat ve uygulama anlamında. 11 tane başlık daha işte çocuk hakları, işte mülteci hakları, cinsel yöneliminden LGBT dediğimiz cinsel yönelim farklı olan bireylerin hakları, işte mülkiyet hakları, kayıplar, mülteci hakları, işte kadına yönelik şiddet, kadın hakları, saymadığım da mutlaka vardır. 11 başlıkta bir haritalandırma projesi idi. Çok da güzel bir deneyim, bir çalışma oldu. 4-5 tane uzman raporlar hazırladı. Bir fotoğraf çekme girişimiydi o ve bir fotoğraf çıktı. Tabii bundan sonrası bu işin sürekliliği. Yani yasa koyucuları işte bazı yasaları çıkarıyorlar. Yetersiz olsa da. Eminim o raporlarında ciddi bir ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda. Tabii uygulama anlamında ciddi sıkıntılar var. Toplumun işte arada sizinle konuşurduk. Bu hak meselesi çok önemli. Yani insanlar haklarını bilmiyorlar. Yani zannediyoruz ki biz işte bizi temsilen gönderdiğimiz insanlar, işte parlamentoya gönderdiğimiz insanlar seçimden seçime denetlenecek. Öyle bir şey yok. Eğer bizi seçtiğimiz insanlar bizim istediğimiz hayatımızı güzelleştiren işte politikalara, reformlara imza atmazlarsa biz onları oradan alaşağı etme hakkına sahibiz. Çünkü bizi temsilen oradalar. Evet. Ve sosyal medyanın güzelliği şu, şimdi siyaset eskiden işte bilgi akışını, medyayı kontrol ederek sağlayabiliyordu ve istediği gibi manipüle edebiliyordu. İnsanlar hemen düşüncelerini iletemiyordu. İletemiyordu ve mesela hatırlarsanız eminim, Annan Planı döneminden önce, o dönemde daha doğrusu, şimdi öyle bir yapı kuruldu ki burada, konuşmaya korkuyor insanlar. Aman işte işim ne olabilirim? İşte kamudaysam X parti beni getirdi. O partinin aleyhine bir şey söylemeyeyim. Hep kanıksadık. Aslında yaşadığımız bütün bu sıkıntılar o kanıksamaların bir birikimi. Sorumluluk almamanın bir birikimi. Ve bugün geldik patlama noktasındayız. Her alanda dökülüyoruz. Sağlık dökülüyor. Doktorlar mutsuz. Hastalar mutsuz. Efendime söyleyeyim, eğitimimiz dökülüyor, yollarımız dökülüyor. Yani ciddi anlamda bir yozlaşma, kopuşmuşluk hakim ülkeye. Ama o noktada onu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar konuşmuyordu. O konuşma zamanı programıyla rahmetli Doğan Harman'ın sembol olmuştu. İyi biliyorum çünkü o zaman yüksek lisans programı esnasındaydı. Bir medya taraması Annan Planı döneminde işte medyanın nasıl yansıttığı işte haberleri vesaire işte evet'i hayırı propagandasını bir çalışmanın araştırmacısı medya taraması kısmında yer almıştım. İnsanlar orada konuşmaya başladılar. O tabuları kırmaya başladılar. Sosyal medya
artık herkesin konuştuğu bir noktaya geldi ve şunu gözlemliyorum bir siyaset bilimci gözüyle de, siyaset yönetemiyor. Yani çünkü toplumsal talepler çok fazla yerden, çok kanaldan geliyor. Artık yani bir fısıltı değil. Değil. Yani artık işte gerektiğinde bir çığlık gibi. Bir çığlık gibi gündemi belirliyor. Yani siyasi işte siyaset, seçimler artık oralardan düzen şekilleniyor. Ben çok sosyal medya uzmanı dostlarım vardır. Yani örneğin mesela sayın sevgili dostum Mehmet Harmancı'nın kazanması sosyal medya sayesindedir. Bunun analizlerini ben gördüm. O kampanyaları yürüten arkadaşlar toplumsal nabzı nasıl tuttular? Nasıl dönüştürdüler? O son düzlükte hep gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla eski siyaset anlayışı artık yönetemiyor. Şimdi tüm bu bahsettiğiniz insanların haklarını bilmesi, işte reformlar hayatın işte adalet çerçevesinde idame ettirilmesi, bütün bunlar maalesef siyaset eliyle olması gereken, tabii sivil toplumun, devletin yenilenmesiyle, devleti yöneten insanların yenilenmesiyle ve devlet odaklı değil, vatandaş odaklı. Esas kritik nokta bu. Vatandaş odaklı düşünmeye ve o çerçevede politikaları ihdas etmesiyle. Vatandaşın iyiliği için tabii ki. Her konuda. Bu ülkede o anlayış yoktu. Son dönemlerde biraz işte yani şekillenmeye başlıyor işte farklı siyasi partiler. Artık insanlar da artık şunu görüyorlar. Çünkü şöyle bir şey söylemekte fayda var herhalde bu noktada. İşte Kıbrıs'taki siyaset, işte Kıbrıs çözüm olmazsa bizden bir şey olmaz. Veya Türkiye işte yardım yapmazsa bizden bir şey olmaz. Bu da öğrenilmiş yıllarca çaresizlik besledi. Az önce. Değil evet. mi? Onu besledi. Bu toplumun hiçleşme noktasına getirmeye başladı. Acayip bir sinisizm, bir nihilizme doğru gidiş. Aman bizden bir şey olmaz. O zaman tamam Türkiye'nin azınlığı olmak istemeyiz. Rumların da azınlığı olmak istemeyiz. Tamam şu noktadadır bence bu toplum. Benim gözlemim o. İçinde yaşamaktan gurur duyacağı bir ülke yaratmak istiyor bu ülke insanı. Ama onu nasıl yapacağını bilmiyor. Onu nasıl yapacağı benim düşüncem biz olmayla alakalı. Bence programın başında yani seyircilerimiz duymadılar. Biz ufak bir sohbet etmiştik. Orada dediğiniz gibi önce insan kendini değiştirerek başlamalı. %100. Değil mi? %100. O değişim de çok sancılı işte. O değişim de çok sancılı. Hani şey gelir gözümün önüne böyle bazen sosyal medyada paylaşılır. Kim değişim ister? Herkes el kaldırır. Kim değişmek, kendini değiştirmek ister? Kimse el kaldırmaz. Herkes memnun. Hep bekliyoruz. Başkasından işte onu değiştirsin, bunu işte devlet onu yapsın, şunu yapsın. Peki sen ne yapıyorsun? Sen mutsuzsun. Değil mi? Yaşadığın hayattan mutsuzsun. Bunu değiştirme adına ne yapıyorsun? Hı-hı. Aynı kalıplardan hayata bakıyorsun. Hı-hı. Aynı çevrelerle hayatını geçiriyorsun. Sosyalleşiyorsun. Farklı dediğin insanları, görüşleri ötekileştiriyorsun. O zaman nasıl değişecek? Yani işte insan olma aslında bütün kimlikleri yok ettiğin noktada başlıyor. Aslında insan da olmaz. İnsan olmuyor. %100. Çok mi? Güzel ifade ettiniz. O da yani hep ben şuna inanırım, tamamlanmaya geliyoruz bu dünyaya. Evet. İşte insan olmaya geliyoruz. O da kolay bir şey değil. Çünkü bedel ödemeniz gerekir. O için sizin üzerinizde size ait olmayan gömlekleri çıkarmayla başlar bu. Kendimizi gerçekleştirmeye gidiyoruz. Kendimizi gerçekleştirmek, kendimiz olmamızı engelleyen o kıyafetleri önce atmayla başlar. O da bir nevi insanın kendini yıkıp yeniden kurmasıyla alakalı. Ön yargılardan uzaklaşmalıyız. Ön yargılardan uzaklaşacaksınız. Bilinçaltımızı biraz temizlemeliyiz bence. Temizlemeliyiz. Koşulsuz sevgi. Evet. Ben kendi adıma onu söyleme ihtiyacı hissederim. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmaktan hiç şey duymam. Bir endişem yok. Hakikaten yüksek ego sahibi ki bazı Facebook'taki tartışmalar arkadaşlarımızla zaman zaman yanlış anlaşılmalara da neden olur.
yüksek ego sahibi bir insandım. İşte dünyayı değiştirecektim, onu yapacaktım, bunu yapacaktım. Ama bunu insan hayat tecrübeleriyle, yaşadıklarıyla, başına gelen olaylarla, tanıdığı insanlarla şunu görüyor ki, hani o Mevlana'nın sözü, ne güzel sözü vardır, evet. Programın başında da konuştuk. İşte dün diyor, dünyayı değiştirmek istedim çünkü akıllıydım. Bugün ise kendimi değiştiriyorum çünkü bilgeyim. Evet. Biz o noktalara gelmemiz Veya lazım. hamdım, piştim, yandım. Aa süper bu. Hamdım, piştim, yandım. Öyle çünkü yanmadan anlamak ışık zor. Yakamazsınız. Hiç olmaz lazım. Işık veremezsiniz. Yani yanmanız lazım. Değil mi? Ben şey derim ona, o size ait olmayan eski Kıbrıslı deyimiyle urubaları atmanız lazım. Potinleri de. Potinleri çıkarmanız lazım. Çıplak hale gelmeniz lazım ve koşulsuz sevgi. Bu dünyadaki en önemli nimettir bu. Herkese, her koşulda, her varlığa. Çünkü biz biriz. Evet. Hepimiz biriz. Yani önce çocuklarımıza vererek başlamalıyız. Çocuklarımıza vereceğiz tabii. Çevremize, hayvanlara, aynen. İnsanlara, aynen. Değişik cinsel yönelimleri farklı olan insanlara. Aynen. Yani kesinlikle ayrım yapmamalıyız. Aynen Irkçılık öyle. Kesinlikle olmamalı. Bu aslında sinemanın yalnız Kıbrıslılar olarak bizim sorunumuz değil ki bizim ciddi sorunumuzdur ama dünya da bu sınavdan geçiyor aslında. Dünya da insanı tartışıyor. İnsan kim? Kim değil? 21. işte terör olayları. Artık her yerde var, her yerde yüreğimizi dağılıyor. İşte Türkiye'de çok yakın zaman çok yaşadık. Orta Doğu zaten işte kan gölü. Dünyanın işte geçen gün Manchester'da bir başka terör olayı. Ben şuna inanırım. Her insanın içerisinde bir iyi bir kötü var. Bir melek, evet. Bir şeytan var. Bütün mesele dengedir. Bütün mesele hangisini beslediğinizle alakalıdır. Evet. İyi beslerseniz iyi insana dönüşürsünüz. Evet. O enerjiniz o şekilde yayılır. Kötüyü beslerseniz, hırslarınıza, egonuza teslim olursanız kötü insan olursunuz. Çünkü Einstein'dı galiba o söz. Dünyada iki çeşit insan vardır. İyi ve kötü insanlar. İyi insan olalım. Yani çocuklarımıza da iyi insan olmayı öğretelim. Kesinlikle. Benim naçizane bir bu ülkenin yurttaşı olarak bütün gayem, kurduğum bütün dostluklarda, içinde olduğum bütün cemiyetlerde, organizasyonlarda bir değer olarak yaymaya çalıştığım bu kişilik çok önemli. Alçakgönüllülük çok önemli. İnsanları dinlemek hoşgörü, çok önemli. Hoşgörü, empati. Çok çok önemli şeyler bunlar. Yani baktığınız zaman uluslararası organizasyonlara, futbol takımlarına, mesela ben bir Barcelona taraftarıyım. Barcelona altyapısında iyi futbolcudan önce iyi insan yetiştirir. Evet. Dediğim takımdaşlık gibi insani vasıfları yüksek. Kesinlikle. Yani bizim oradan siz ifade ettiğiniz ne güzel işte müfredata girsin diye. Yani bunu öğretmemiz lazım. İyi insan olmayı öğretmemiz lazım. Bunu öğretebilirsek iyi bir toplum da olacak bu. O iyi toplum kendine güvenen, birbirini seven, sayan, birbirine sahip çıkan. İşte biz evet, dediğimiz nokta o. Evet. Birbirine sahip çıkan bir halk haline geldiğimiz zaman o zaman üreteceğiz. Haksızlıklara göz yummayan bir halk. Yummayan, bunun için mücadele eden ve ben şuna hep inanırım. Sizin de zorunuza gider, benim de bu toplumun da zoruna gider. Ya biz insanlıktan kopuk yaşıyoruz. Biraz insanlığa bakalım, yüzümüzü oraya çevirelim. Öyle bir ülke yaratalım ki hedefimiz, gayemiz o olsun. İnsanlığa değer yaratalım. Müzisyenimiz evrensel ki var, çok müzisyenlerimiz var. Benim de tanıdığım destek dostlarım verelim. Var. Destek verelim. Dünyaya alkışlayalım. Açılsın. Değil mi? Alkışlayalım. Aşağıdan yani ayağından çekmeyelim. Herkesin kıskanmayalım. Çocuğu muhteşem üniversitelerde okusun. Ki okuyor da. Kıskanmayalım. Kıskanmayalım. Teşvik edelim. Okuyup değil mi? Buraya dönsünler. Aynen öyle. Mesela yakında üniversitesi. Yakın zamanda. Çok ciddi bir başarı elde etti. Ben gururlandım. Bir baktım. Evet. Yine orada da böyle ciddi başka hesaplar, başka şeyler. Yani işte bu başarıyı gölgelemeye çalışan. Yapmayalım bunu. Kurtulalım bundan. Bir komik değerdir. Geliyor değil mi size? Efendim? Böyle çekememezlikler. Budur bizim DNA'mızda var. Komik tabii. Bir dostumun siyasettedir şu anda. İsmini vermeyeyim. Söylediği bir şey vardır, tanımlama vardır bu toplumda. Biz
teenage bir toplumuz hala daha. Ergen bir toplumuz. Ama büyüyeceğiz. Evet. İşte bu yaptığımız programlarla, ne bileyim işte bu bahsettiğimiz değer yaratan insanları... Medya bize destek veriyor. Medya çok önemli. Yani medya, gerçekten yaptığınız iş çok kıymetli, çok önemli. Çünkü toplumu şekillendiriyorsunuz. Ben hep şeyi söylerim. Bu toplumda işte görünmeyen bir sürü alanında yaratıcı, değer üreten çok insanları vardır. Çok var. Medyanın artık eski yüzleri, eski geçerliliğini yitirmiş ezberleri tekrarlayan ve topluma negatif enerji pompalayan insanlarını hakikaten çıkarmamamız lazım. Yani bir ayrımcılık mı yapıyorum? Yapayım anasını satayım. Vallahi yapayım. Çıkaralım yeni insanları, gençleri. Mesela ufacık da olsa cesaretlendirelim. Toplum çünkü bunu dinlemeye ihtiyacı var. Toplum cesaret sahibi insanları görmek istiyor. Bana derler, ya nedir bu pozitif enerjinin kaynağı? Niçin bu? Görüyorum. İnsanlardır bu enerjimin kaynağı. Bunlardan besleniyoruz. Çünkü işim gereği her türlü insanla muhatap oluyorum. Her meslekten, her sınıftan, ki nefret ederim bu sınıf kavramından ama tanımlama açısından söylüyorum. İşte patronundan çalışanına, işçisine, rafçısına, dönercisine, efendim pazarlamacısına, restoran sahibine, kafe işletmecisine, garsonuna, onlarla münasebet kurduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman onlara dönüşüyorsunuz. Onlardan alıyorsunuz. Evet. Onların, çünkü o şekilde iletişim kuruyorsunuz. Yansıtıyorsunuz. Tabii ki mütedeyyin bir insanla, mütedeyyin insanın anladığı dilden konuşuyorsunuz. Bu sizin dönek olduğunuzu göstermez. İnsan olduğunuzu gösterir. Dinliyorsunuz çünkü. Sosyal bir varlık olduğunuzu gösterir. Sosyal bir varlık olduğunuzdan mütevellit. Dinliyorsunuz. İşte belki inanmayabilirsiniz. Oruca, işte ne bileyim dine. Ama dinliyorsunuz. Oradan bir şey alıyorsunuz. Evet. İnanmayanla başka bir muhabbet içerisine giriyorsunuz. O dilden konuşuyorsunuz. Galiba insanlığın büyük derdi bu olmalı ve budur diye inanıyorum. İnsan olmayı bizim yeniden düşünmemiz lazım. Evet. Çünkü çok, yani bütün insanlığın sorunu bu. Evet. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Belki izleyeceğimizi de davet edelim. Bunun üzerine düşünmeye. Evet, iyi olur. Evet, evet. Çünkü hepimiz bence programın var. Başından beri izleyicilerimiz düşünüyor. Eminim yani bir şeyler yani verebiliyorsak, seyircilerimiz bir şeyler çıkarabiliyorlarsa, biz de burada onlardan çok bildiğimizden değil, kendi deneyimlerimizi, kendi bakış açımızı anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ama inansınlar ki bu toplumdan çok şey olur. Kesinlikle. Olacak da, fırtına gibi gençleri var. Her alanda fark yaratmaya çalışan, gerçekten iş üreten. Yeter ki siz de medya olarak bu gençleri daha fazla yayına çıkarmanız ben lazım. Ben gençlere çok güveniyorum. Ben çok mutlu oldum. Sizin gibi bir duyarlı hanımefendiyle program yaptığım için çok keyif aldım. Alıyorum. Sağ olun. Bilmiyorum programın sonuna mı geliyoruz. Devam ediyoruz. Tamam, devam ediyoruz. Sizi kolay kolay bırakmayacağım. Benim için keyif. Benim için çok büyük ben keyif. Ben yine dünyadan adamıza dönmek istiyorum. Dönelim tabii. Benim her zaman durup da düşündüğüm ve ne yapabilirim diye çare bulmaya çalıştığım bir konu var. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımız var. Evet. Yani bu evet. Engelli vatandaşlarımız için bence yeterince saygı göremiyorum. Yani evet. Yollarımız olsun, asansörler veya görme özürlü arkadaşlarımız için mesela yürüme yolları yapılıyor, arabalar üzerine park ediyor. Doğru. Mesela engelli arkadaşlarımız için araba park yerleri var, normal insanlar park ediyor arabasını. Doğru. Bunlar için ayrı cezaların, daha büyük yaptırımı olan cezaların olması lazım bence. Siz ne düşünüyorsunuz? %100 katılırım. Tabii cezaların bir caydırıcı tarafı var. Ama ben hep eğitime inanan bir insanım. Tabii ki en başta eğitim. En onun başta dışında eğitim. Çünkü artık eğitim alamayacak seviyede olanlar araba kullanıyor mesela. %100. Denetim şart. Bu ülkenin en büyük sorunu denetimsizlik. Her alanda denetime ihtiyacımız var. Yani yasayı koymak, yasayı işte parlamentodan geçirmekle bitmez iş. Onu denetlemeniz lazım. Uygulamada nasıldır? Ama ben
sevindirici bir tarafı hep bardağın hep dikkat ederseniz doğu tarafına bakma tarafındayım. Çünkü yeterince o öğrenilmiş çaresizlik illetine bulaşmış durumdayız. Biz daha farklı yardım bakalım. O da şu. Şimdi yine bir kıyas yapacağız tabii. Bizim İnsan Hakları Vakfı'nın kurulduğu dönemden bugüne baktığımız zaman bir gelişme var. İnsanlar daha bir duyarlılığı gerçekten var. Ve yine sosyal medya, işte engelsiz, engelli park yerine park eden yurttaşların araçları sosyal medyaya direkt post ediliyor. Yani evet, anında paylaşılıyor, plakasıyla paylaşılıyor, caydırıcı oluyor bu. Evet. Hatta utanıyorlar, özür diliyorlar, bir farkındalık ortaya çıkıyor. Başladı. Bir aslında otokontrol gibi, yani kendi kendini denetleyen bir sistemi yurttaş yaratıyor aslında kendine. Evet. Devlet dışında. Mesela benim çok hoşuma gelen bir girişim, burada reklamında yapacağım. Taşkent Doğa Parkı. Bilmiyorum fırsat bulup gittiniz mi? İzledim. Olağanüstü bir sosyal girişimci. Lefkeli arkadaşımız orayı kurdu. Yabani işte hayvanların işte rehabilitasyonu ama aynı zamanda bir piknik alanı. Çok ve beni çok etkileyen tarafı şu. Engellilere yönelik hem piknik masaları ayrı bir bölümde, rampalar, park, çocukların oynayacağı park ve engelli park yeri. Harika. O kadar keyif aldım ki ve tebrik de ettim kendisini. O kadar hoşuma gitti ki söylediğim gibi vardır bu ülkenin böyle insanları. Şimdi toplumlar akşamdan sabaha gelişmezler. Bu çok ciddi bir süreç. Biz daha çok genç bir cumhuriyetiz. Ve hani program esnasında da söylemeye çalıştığım gibi biz henüz toplum olma bilincinde değiliz. Ergenlik çağındayız. Ergenlik çağındayız. Aynen öyle. Yani hep işte bizden bir şey olmaz. İşte siyaset de bunu besledi. Medya bunu besledi. Toplumsal olarak kendine güveni olmayan bireyler yetiştirdik. Ve bir toplum yarattık kendimize. Bugün gelinen noktada artık hayır, biz yapabiliriz, yapacağız. Ülkemizi güzelleştirmek için önce ona sahip çıkmamız lazım. Yani hala daha işte bu zaman zaman görürüm bayrak tartışması, yok bu bayraktı, değildi. Bu bayrak bizim bayrağımız. Yani ben çok açık söyleyeyim, geçmişte benim benimsediğim bir bayrak değildi. Bundan 10-12 sene önce. Ben işte Kıbrıs'ta çözüme inanan, federal çözüme inanan, bunun için çok çok mücadele eden, kendimce çok bedeller ödemiş bir bireyim. Ama şunu gördüm 2004'te sinemanın. Biz her şeyi yaptık. Mücadele ettik. Evet için sokaklara döküldük. Bomba ihbarları vesaire. Ona rağmen o hınca hınç doldurduk o meydanları. Ama karşı komşumuzdan bir hayır geldi. Evet. Ya ben o dönemde sorgulamaya başladım. Demek ki daha derin korkular var, kompleksler var, bariyerler var aşılması gereken. Ve dedim ki ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, elde kalan bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gelişimi için kendi bilgi, birikimim, tecrübelerim, işte içerisinde olduğum networkler, çevrem çerçevesinde ne yapabilirim? Enerjimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Enerjimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Tanınmayabilir. Ama ben belki uluslararası ilişkiler disiplini okuyan insanlar için abeste iştigal bir şey söyleyeceğim ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tanrı kelamı olmadığına inanırım. Bu böyledir. O işte meşhur 186-545 yanılmıyorsam yani KKTC'nin tanınmasını engelleyen kararların da koşulları değişiyor değiştikçe. Yani biz Allah aşkına İlahiye'ye cezalandırılacak mıyız yani? Her şeyi yapıyoruz çözüm için. İşte müzakere ediyor Cumhurbaşkanımız. Her türlü açılımı yapıyor. Karşı taraftan bunun karşılığını görmüyoruz. Hayat da devam edecek. Evet. Yani uluslararası dünyaya da ya biz şunu yapmamız lazım sinemanın. Toplumsal bir seferberlik halinde evet, hem uluslararası topluma bizim insanlığın bir parçası ve haklardan mahrum edilmiş bir halk olarak evet, bunun giderilmesi için ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Lobi faaliyetleri yapmamız lazım ki burada çok eksiğiz. Önce korkunç haklarımızı eksiğiz. Bilmemiz lazım. Haklarımızı bilmemiz lazım. Uluslararası platforma çok gitmemiz lazım. Haklarımızın ihlal edilmesi durumunda.
neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz konuşmamız lazım ki biz insan hakları baktığında bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Bunu gururla söylerim. Orada şunu fark ettim. Geçmişten bugüne bizi yöneten yönetimlerin uluslararası alanda bizi tanıtma adına hiçbir şey, abartmadan söylüyorum bunu, hiçbir şey yapmadığını, doğru dürüst yayınlar bile hazırlamadığını, oradaki işte elçiliklerimizin, temsilciliklerimizin daha doğrusu atıl durumda olduğunu, oradaki mesela Brüksel'de bir örnek vereyim, biz ilk gittiğimiz zaman Ticaret Odası'nın o zamanki Brüksel temsilcisi sevgili Mualla Çıratlı, anlaşılmatalım. Onun bize yardımcı olduğu bir organizasyonla orada bazı lobi faaliyetlerinde bulunduk. Temaslar kurduk. Ve şunu ben irkilerek öğrenmiştim. O dönemki ismini hatırlamıyorum. Temsilcimiz, mesela Avrupa Parlamentosu ki bütün Avrupa Birliği, bütün o oyun, o lobi oyunları orada oynanır. Oradaki çevreler tarafından bilinmediğini üzülerek ya da isyan ederek gözlemledim. Yani biz bugün tanınmıyorsak, bugün uluslararası dünya bizden haberdar değilse, yurt dışında işte başka odakların dışında bizim kendi kendimize koyduğumuz ambargolar yüzündendir. Bizim yönetenlerin kendi kendimize koyduğu ambargolardır. Toplumsal odaklı politikalardan yoksun bırakılmamızdır. Aslında adım atmaya korkan bir bebek gibi. Aynen öyle. Yani... Yoksa ya bırakalım, bırakıp yani o kadar... Yani emekleyecek ve yürüyecek. Emekleyecek, sonra yürüyecek, uçacak. Kanatları var bu insanların. Bırakın uçsunlar. Bırakın uçsunlar. Yani hayır, onun yerine hayır sen uçma, şey yap, oturduğun yerde kal, üretme, düşme, risk sen. Alma, düşme. Düşmeden ben nasıl yürümeyi öğreneceğim? Canım yanacak ki o bisikletten ben küçük yaşlarda düştüm, ağlardım, yaralar kabuk bağlardı. O şekilde ben bisiklet sürmeyi öğrendim. Yani bırakmıyorlar. Aman karşıdan karşıya geçerken aman oğlum şey yapma, aman onu yapma, bunu yapma. Nasıl özgüveni gelişecek o çocuğun? Evet. Nasıl kendine yeter bir birey haline gelecek? Bilinç eksikliğini de ortadan kaldırmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. İşte dediğim gibi hep aynı şeye dönüp, yani aklın yolu bir. Evet. Yapılacak çok şeyler var. Yapma tarafında olmamız lazım. Yıkma tarafında değil. Yapan insanları uluslararası düzeyde başarı elde eden insanlarımız var. Ben çok gururlanırım. Bu başarıları, çünkü bu toplumun başarı hikayesine ihtiyacı var. Evet. Başarı hikayelerine ihtiyacı var. Kendi uhdesinden, kendi bünyesinden çıkan insanların başarabildiğini görmesine ihtiyaç var. Bunu bulaştırmamız lazım. Aslında balığı baştan temizlemeliyiz. Aynen. Ama bu yanlış anlaşılmasın, başta kirler için söylemiyorum. Toplumda hakları verilmemiş veya ihlal edilen, değil mi? Evet. Mesela örnek veriyorum, uyuşturucu bağımlıları, evet. Değil mi? Evet. Mesela bunu sanırım siz bir yazınızda değinmiştiniz. Yani birkaç gramla içeriye gönderiliyor merkezi cezaevine genç insanlar. Hı hı. Daha sonrasında rehabilite edilmeden, aynen, orada çok kötü şartlarda maruz kaldıkları durumlar psikolojilerine etki ederek, aynen, ve dışarıya çıktıklarında da suç oranlarını artırmak üzere, aynen, salma veriliyorlar. Aynen, yani öyle. Buradan başlamalıyız. Yani önce ne dedik? Çocuk dedik. Sonra işte engelli, bağımlılar, cinsel yönelimleri farklı olan arkadaşlar. Yani biz buradan iyileştirerek, hakları, aynen, vererek, aynen, ve daha çok özgüvenli bir toplum olarak, aynen, aynen, balığın başını temizlemeliyiz demek istiyorum. Çok, çok katılırım. Çok güzel ifade ettiniz. Mesela bununla istinaden bir örnek vermek isterim. Az önce söylediğimiz gibi o başarılı insanları daha öne çıkartmak, başarı hikayelerini anlatmak. Geçen hafta içerisinde çok değer verdiğim bir hocam, dostum, Turgut Karamanoğlu, isim de vereyim. Yakında o üniversitesi handbol takımının antrenörü. 19 yılda 18 şampiyonluğu var. Yani tam bir şampiyon karakter. Ve kendi kurduğu takım 11 yaşından 12 yaşından aldığı çocukları bugün oralarda alıp geliştirdi. Çünkü ben hep bireysel takılıyoruz ya, son yıllarda çok şeye kafa patlatmaya başladım. Takım olgusuna. Takım nedir?
Takım ruhu. İyi de bir futbol taraftarıyım. İyi bir Beşiktaşlıyım. Bu arada şampiyon bu. Barcelona uluslararası alanda. Ama tabii Türkiye'de de Beşiktaş. Şampiyon. Şampiyonluğumuzu tabii bu arada Beşiktaşlarını da kutlamış olalım. hep geçen konuşmamızda şunu sordum. Hocam dedim, nedir ya bu başarının sırrı ve biraz anlattı bana. Anlattı bana ve dedi ki, mesela benim dedi, uyuşturucu bağımlısı atıl durumda olan çocuklar vardı dedi. Çocuklara ilgi göstererek, çocukların yeteneklerini kendilerine fark ettirerek, çocukları o şefkatle sararak, sevgi vererek çünkü görmemişler. O çocukları birer şampiyon haline getirdik dedi. Muhteşem. Ama bunu ben yapmadım dedi, takım dedi. Tebrik yaptı ederim dedi. Hocayı. Ve ben evet, belki bu programa da davet edersiniz. İnşallah. Çok mutlu olurum, kendisi anlatır. Benim tüylerim diken diken oldu. Nereye gelir? Yine başında konuştuğumuz ilgi, sevgi. Yani sahip çıkma. Sahip çıkma. Ben özel sektördeyim. Özel sektörde çok farklı deneyimler yaşadım gün aşırı. İşte eleman yetiştiremiyoruz. İşte eleman tutamıyoruz. Yani sürekli böyle şikayet. Eleman ne diyorsunuz da, eleman nedir? İnsandır. O insanların dinliyor musunuz acaba gerçekten? O insanları gerçekten zaman ayırıp dinliyor musunuz? O insanların sıkıntıları nedir? Onlara söz veriyor musunuz? Evet. Onlara yoksa dinler gibi mi yapıyorsunuz? Onlar sizin çalışanınız, çalışacak, parayı alacak. O mudur yani? O değildir. Takım olgusu. Takım dediniz de, sanırım bu kişisel gelişim çalışmalarında mesela çalışan bir arkadaşı alıp arkasına da başka bir arkadaşı ve kendini arkaya doğru bırakmasını istediklerini yapılan, yani böyle bir alıştırma var. Evet, yani evet. Güven. Bu da güven. Kendini hiç düşünmeden arkaya bıraktığında o sana güveniyorum. Harika. O güven duygusu zaten takım yapar. %100. Değil mi? %100. Sevgili hocam da tam bana bunu söylemişti. Biz dedi işte gülerek şampiyon oluyoruz dedi her sene. Ve insanlar dedi niye gülersiniz? Mutluyuz dedi. Yani antrenmanlar o kadar keyifli geçer dedi ki ben katılamadım. Bu hafta bir antrenmanını izlemek istedim. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde gideceğim. Birbirlerini yani rekabet anlamında yerler takılırlar, ederler, kimse kimseye gücenmez. Herkes de rolleri de belli olduğu için ve birbirleri için mücadele ettikleri için İşte bizim bu topluma bunu aşılamamız lazım. Birbirimiz için var olduğumuzu, farklı alanlarda farklı değer üreten insanların o farklı değerlerini bir toplam enerjiye, toplam sinerjiye dönüştürmemiz lazım. Toplum bu şekilde oluşur. Ama eskiden mesela benim annemlerin döneminde vardı bizim bu toplumun iki yumurtayı şeyinde. Komşular paylaşırdı. Değil mi? Tabii ki. Yani aslında ben, içimizde var. Var tabii ki. Olarak. Zaten biz olmayan bir şeydi bahsetmiyorum. Benim ailem mesela Baf kökenli. Hatırlatmak lazım. Hatırlatmak lazım. Evet. Baf'ın ücra köşelerinde yaşadılar. Ücra köylerinde. Hep orada imece usulüyle insanlar hala birbirine şey imece yapardı. Usulü var. Moleyi ayıklıyor mesela insanlar. Kesinlikle. Vardır mesela. Vardır. Yeni modern gençlerimizde. Mesela kafe, şimdi kafe kültürü çok revaçta. Mesela isim verip reklam olur İsim diye vermeyelim. Belki vermeyelim. Çok hoşuma gitti. Mesela adam müzisyen, kendi işimi yapmak istedim. Mutlu olabileceğim bir işimi yapmak istedim dedi. Bu kafeyi açtım dedi. Ve şunu söyledi ki %100 katılırım. İş meselesi, iş. İş kavramı. İş nedir? İş para kazanıp da işte hayatımızı idame ettirmemiz gereken bir olgudur. Peki ama onu niye severek yapmayalım? Değil mi? Hobi gibi. Onu severek yaparken, hobi gibi yaparken, o da tabii kendimizin ne istediğini iyi bilmemizden geçer. Neyi tutkuyla yapıyoruz? Bu bireyden başlar. Sizin ifade ettiğiniz gibi bireyle alakalıdır. Evet. Bunu siz keşfedeceksiniz. Kendinize bu soruları sorarak. Eğer mutsuzsanız, yaptığınız iş işte memur olabilirsiniz. Ama iyi bir maaşınız vardır ama mutsuzsunuz. Niye? Çünkü sadece parayı öne alıp paranın size mutluluk getireceğine inandınız. Hayır öyle değil.
Para bir araçtır. Verimli olamaz. Verimli zaten olamazsınız. Fulfillment der. Yani mutsuzluk eve de yansır. O zaman çocuklara da yansır. Her şeye yansır. Zincir gibi düşünün. Bir zincir gibidir. O iş olgusu üstüne bence çok ciddi düşünmemiz lazım. MET yanında, sivil toplum örgütlerinde, özel sektöründe, patronların da, yöneticilerin de biraz düşünmesi lazım. Şimdi klasik anlayışta şu var. Müşteri memnuniyeti ya da işte müşteriyi mutlu et. Hayır. Personelini mutlu et. Personelin mutluysa müşterin de zaten mutlu edecek olan odur çünkü. Eğer adam işte kadın evine mutlu giderse doğru insan iyi çalışma koşullarında doğru işte çok fazla çalışmadan belli insanca saatlerde giderse eve o huzurla gidecek, işine de o huzurla gelecek. O verimlilik ciddi oranda artacak. Bunu denesin, izleyen eğer işveren dostlarımız vesaire varsa veya yöneticilerimiz. Ben en azından ben böyle şey yapıyorum. Uluslararası yönetim uzmanlarının da söyledikleri bunlar. Evet. Bunlar yani tek elle yeniden keşfetmemize gerek yok. İnsan odaklı olmalı. İnsan olmadır mesela. Evet. Patronluk taslama veya işte değil. İnsan olma. İnsana insan olduğu için değer verme. Evet. Onu dinleme, onu önemseme. Bunlar yapılırsa iş yerlerimizde de çok ciddi bir verimlilik içerisinde girecek. Evet. Kamu sektörümüzde ciddi anlamda insanların oradaki memurların güler yüzle hizmet verdiği bir noktaya gelecek. Yani hedefimiz mutlu insanların yaşadığı bir toplum yaratmak olmalı. Evet. Ya benim için içinde olduğum bütün ortamlar, işte siyasette bir kısa bir deneyimim oldu. Hep buydu benim amacım. Yani bir koltuktu. Koltuk moltuk hikayedir. Yani açık söyleyeyim, vardı benim de koltuk aşkım. Egolu dönemimizde. Egolu dönemim. Vardı, çok açık söyleyeyim. Sonra şunu fark ettim. Hiç koşulsuz önemi yokmuş. Sevgidir. Değil mi? Koltuğum en önemli falan. İktidar koşulsuz sevgidir. Kesinlikle. Koşulsuz sevgiyi siz insanlara gösterebilirseniz. Onlar da samimiyetinizi. O insanlar zaten size gönüllerini açar. Ve açmadık kapı bırakmazsınız. Dünyanın her yerinde. Mesela bir anekdot aktarayım. Brüksel'deydik. İlk Brüksel ziyaretim. İnsan Hakları Vakfı dönemi. İşte biz tabii heyetin en genci olarak bizi işte gönderdiler, işte kahve alacağız. Çok da kalabalık. Bekliyorum ben sıramı. Kimse bize bakmaz. Sonra rehber geldi yanıma bir müddet sonra. Dedi ki ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? Dedim işte sıra bekliyorum. Böyle sana sıra gelmez dedi. Sabaha kadar dedi. Burada kalsan mümkün değil sıra sana gelmez. Peki ne yapmam lazım? Dedi beni izle. Gitti ve güler yüz gösterdi oradaki baristaya. How can I help you dedi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben irkildim. Güler yüz. O kadar. Samimiyet. Yani anahtar. Anahtar bu dünyanın her yerinde geçerli evrensel dil budur. Evet. Bunu yakalamamız lazım. Yani bu programda umarım bu anlattığımız şeylere, değerlere bir katkı olmuştur. Olduysa ne mutlu bize. Evet. Programım daha çok yeni. İleriki programlarda ben canlı telefon bağlantıları isteyeceğim. Çünkü tabii ki birbirinden değerli konuklarım kesinlikle olacak ama ben Şöyle. İnsanların da düşüncelerini, yani programımı izleyenlerin de eleştirilerini veya başlarından geçenleri duymak, yani Harika. Dinlemek istiyorum. Harika. Konuşmak istiyoruz. Bütün istediğimiz ulaşmak. Muhteşem. Yani ben gerçekten tebrik ederim sizi. Çok keyifli, çok başarılı programda imza atacağınıza hiç şüphem yok. Çok teşekkürler. Çok onur duydum davetiniz için. Benim de derdim o. İnsanları dinleyelim. Evet. Konfüçyüs'ün çok güzel bir sözü var. Her insanı dinleyin der. Çünkü size anlatacak farklı bir hikayesi vardır. Herkesin bir hikayesi var. Herkesin bir hikayesi var. Ve medyada da çok fazla gerçek anlamda insan hikayesi göremiyorum. Yani o insan bir yere geldi ama nasıl geldi? Bir de kimseye hangi süreçlerden geçti? Çünkü herkesin bir sevdiği var. Çok güzel. Allah'a böyle manşetli şeyler çıkar. Evet. Bir tane daha söyleyeceğim. Lütfen. Kötülük uğursuzluk getirir. Çok seviyorum ben bunu. Kötülük uğursuzluk getirir. Evet, bu gerçektir. Bunu Facebook duvarımda falan. Tabii ki enerji kötü enerji yersiniz. Evet. O bumerang gibi size kesinlikle size geri gelir. Geri döner. Niyetiniz iyi olmalı. Evet.
Ne yaparsanız yapın, niyetiniz iyi olmalı. Belki istediğinizi, o benim kendi hayatım için de geçirdi. Benim de çok büyük hayallerim var, bazılarını gerçekleştirdim, bazılarını gerçekleştiremedim ama çabalamaya devam ediyorum. Şimdi bir de şu var bizim kültürümüzde. İşte okuyacaksın, iyi bir üniversite bitireceksin, işte memur olacaksın ya da işte bir iş kuracağım sana. Olmaz. Mücadele edeceksin. Evet. Hayallerin için önce onları geliştireceksin. Evet. Hayal etme cesaretini göstereceksin. Hı-hı. İnsanlar sana bunu bu hayaldir, gerçekleştirilemez dediğin zaman da sen inatla hayallerine sarılacaksın. Bir tane hikaye aklıma geldi. Aa, lütfen. birkaç tane kurbağa, bir tane kuyuya düşüyorlar. Kurbağaların düştüğü kuyu bayağı bir derin. Deniyorlar yukarıya çıkmak için. Zıplıyorlar, zıplıyorlar, zıplıyorlar. Yorulanlar oluyor. Bir de diğer kurbağalar kuyunun başına geliyor ve boşuna zıplamayın, yorulmayın, bekleyin. Nasıl olsa öleceksiniz. Enerjinizi sarf etmeyin diyorlar. Zıplamaya devam edenler oluyor. Bazıları bırakıyorlar, dinliyorlar. Devam edenler oluyor. Yukarıdan sesler, biraz daha nefes alın, dinlenin. Diğerleri de duruyor. Sadece bir tane kalıyor. Zıplamaya devam ediyor. Yukarıdakiler diyor, sen de dur. Nasıl olsa öleceksin. Boşuna uğraşma. Zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Hiçbirini dinlemiyor. Zıplıyor ve çıkıyor kuyudan. Neden biliyor musunuz? Sağırmış da ondan. Ben bilirim bu hikayeyi. Olağanüstü bir hikaye. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Doğan Cüceloğlu'nu okumuştum. Olağanüstü bir hikayedir bu. Ben de benzer bir paralel bir hikaye anlatayım ben de o zaman. Şimdi adamın bir tanesi işte deniz yıldızlarını toplayıp toplayıp denize atıyormuş. Az önce konuşurken aklıma gelmişti. Vallahi, muhteşem ama lütfen anlatın izleyicilerimize. Aynen. Şimdi sürekli işte atıyor. Adamın başka bir tanesi geliyor. Ne yapıyorsun? Eksik de anlatırsam lütfen tamamlayın dedi. Tamam. Neler yaptığını işte diyorlar. Çok var. Milyonlarca. İşte deniz yıldızlarının işte hepsinin hayatını kurtaramazsın ki. Bak diyor, bir tanesini kurtuldu. Evet. Hepsini kurtaramayabiliriz. Ama bir tanesini. Bir tanesini bile olsun. İşte bu işte öğrenilmiş çaresizlik de işte bahsettim ya. İşte sen mi kurtaracaksın Kıbrıs'ı? Yahu arkadaş, sen kendin ne yapabilirsin? Üstüne düşeni yap. Üstüne düşeni yap. Üstüne düşeni yap. Ben üstüme düşeni yapıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? İşte mümkün olduğunca fazla insanla zaman geçirmeye, dostluk kurmaya, muhabbet etmeye çalışıyorum. Öğrenmeye, bir şeyler vermeye çalışıyorum. İnsanların gönlünde hoşluğa bırakmaya çalışıyorum. Ve bir kıvılcım, bu ülkeyi gelin hep birlikte yaratalım ile ilgili bir kıvılcım derdim benim. İşte sosyal medyadaki işte paylaşımlarım, bulunduğum ortamlardaki yayılmaya çalıştığım enerji tamamen bu. Hepimiz bunu yaparsak bambaşka bir ülke olur burası. Dolayısıyla dediğim gibi iyi olmamız lazım. İyiliği, iyiliği yaymamız lazım. Kesinlikle. Güzelliği paylaşmamız lazım. Işık gibi. Nefret, ego bunlar hakikaten yani insanlığın en büyük düşmanı bunlar. Yani nefsimizi terbiye etmemiz lazım. Bunlar tabii ciddi süreçler, ciddi kişisel eğitimler. Yani mesela bir de bizim kültürümüzde daha da bir zor çünkü hani şunu söyler değil mi? Bizim kültürümüz bir söz vardır. İnsan 7'sinden neyse 70'inde de olur. Değildir. İnsan sürekli değişen, gelişen bir varlıktır. Yeter ki açık olsun. Evet. Değişime açık olmamız lazım. Aslında anahtar, yani satır başı, bütün konuştuklarımızın belki o, değişime açık olmamız ve değişime kendimizden başlamamız ve lazım. Ve kendimizi hemen bugün, sürekli geliştirmeliyiz. Sürekli geliştirmemiz lazım çünkü onun sonu yok. Evet. Yani gerçekten buna çok yürekten söylüyorum bunu. Hayal kuralım. Ne kadar zor, ne kadar ulaşılmaz olursa olsun hayal kuralım. Bir şey, hayalle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Siz de sanırım Einstein'ı örnek vermiştiniz, seviyorsunuz. Evet. Einstein öldüğünde merak etmişler. Acaba beyni nasıldır? Diğer insanlardan nasıl bir farkı var diye. Hatta bir doktor beynini çıkarmış, incelemiş, küçük küçük parçalar bölmüşler falan. Bölmüşler. Hiçbir fark yok. Almanya'da galiba Sergenir, deha
National Geographic'in bir şeyi vardı, son sayısı. Orada deha'ydı. Yanlışım varsa beni düzeltin. Tek farkın hayal gücü olduğu anlaşılmış. Mantık diyor sizi A noktasından B noktasına götürür ama imagination, yani hayal gücü, sizi her yere götürür. Her yere. Onun ucu bucağı yok. İşte okul dediğimiz, işte yani çünkü düşünün, sizin zekanızı, yine Einstein söyledi, şimdi bir fili diyor ağaca tırmanma yeteneğine göre zekasını eğer ölçersen, o fil hayatı boyunca ahmak bir varlık olduğunu düşünüp hayatını geçirir ve ölür. Bravo. Okul derken ben bunu kastetmiştim. Belki yanlış anlaşıldı. Adam fizik derslerinden kalmış. Ve onu söyler. Okul da başarısız oldum. Okul beni başarısız kıldı. O yüzden başardım der Einstein. Çünkü o özgür düşünmeyi öğrendi. Yani hayal gücünü kullanmayı öğrendi. Sınırsızlığını öğrendi. Evet. Ve başarabildi. Tabii o kolay bir şey değil. Yani o izafiyet teorilerini falan, işte bugün haklılığı ortaya çıkıyor. Yani inanılmaz şeyler var. İnsanlık ilerlerken daha kaç yıl sonra insanlık onun teorilerinin doğru olduğunu yavaş yavaş bulmaya başladı. O inanılmaz bir zekaydı, evet. Beyindi. Ama evet, bugün beyinle ilgili müthiş sırlar ortaya çıkıyor ve daha çok müthiş sırlarının olduğu muhteşem ortaya çıkıyor. Konular var. Mustafa Bey bitecek gibi değil. Vallahi sabah sonra konuşuruz. Peki bölüm bölüm yapmak lazım. Sonrası için bir söz daha alayım. Her zaman keyif olur. Her zaman muhteşem keyif olur. Muhteşem konulara geçtik biz. Aynen, aynen. Çok keyif aldım gerçekten. Programın sonuna geldim üzülerek. Hiç hissetmedik yani, gerçekten. Gerçekten. Enerjinizde ben bunu hissetmiştim başında. Size de ifade etmiştim ama hakikaten bu kadar da şeye geçeceğini hiç anlamadık süre nasıl geçtiğini. Umarım seyircilerimiz de çok seyircilerimizin beğenisidir bizim için önemli olan. Umarım bir şeyler katabilmişizdir kendilerine. Yani sizinle tanıştığıma çok çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Projelerinizde yer almak beni çok mutlu eder. İnşallah. İşte birlikte proje, birlikte kesinlikle projesidir. Biz projesidir. Sosyal medyada çok iyi değilim ama olmaya çalışıyorum. Vallahi ben de çok iyi değilim orada. Hatta çok da yanlış anlaşılırım bazı eski dostlarım tarafından. Belki bu programı eğer izlemişlerse bazı şeylerin de düşündükleri gibi olmadığında görmüşlerdir diye umut ediyorum. Eminim. Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim. İşte sizinle olmak çok keyifli. Umarım her zaman davet edersiniz. Edeceğim, biz de geliriz. Edeceğim tabii ki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Gelecek hafta yeni bir konukla, yeni konularla karşınızda olacağım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.